Gündüz raporundan merhaba. Yine doğrular, yine hakikatler, yine gerçekler. Satır araları manşetler ama sadece doğrular. Doğruları söylemeye devam ediyoruz. Bugün gündem daha çok bir yandan özellikle parlamentoda devam eden yasa görüşmelerinde özellikle bütçe konusunda bir sıkıntılı bir dönem var. Türkiye'nin bütçesi hakikaten ilk kez bu kadar sıkıştı. Düşünebiliyor musunuz? Yılın ilk 6 ayında bütçe 90 milyar lira açık verdi. Aslında bütçelerin yapılırken öngörülen bir açık verme opsiyonu var. Mesela yıl sonuna kadar 60 milyar açık verecek ya da 50 milyar açık verecek diye bir bütçeyi yapanlar bir de açık öngörürler. Şu kadar açık verecek. Ama ilk kez öngörülen açığın %50'sinden fazlasını şu an bütçede telafi edilmiş, harcanmış görüyoruz. Ve bunun için de saray parlamentodan yeniden borçlanma yetkisi istedi. Bütün bunlar size, yani bana ne olacak işte meclisten istemiş, saray istemiş, ikisi arasında demeyin. Bunlar size zam olarak, bunlar size artı cezaların artması olarak, bunlar size cep telefonlarına gelen vergilerden tutun, akaryakıta ödediğiniz paradan tutun, KDV'lerden, ÖTV'lerden tutun, tekrar size geri dönecek. Çünkü bu bütçede bu kadar bir eksik görüldükten sonra, bir revize de bütçesi de yapılmadıktan sonra mutlaka bu açığı kapamak için halka yönelecekler. Halka nasıl yönelinir? Halka vergi toplama açısından yönelir. Bütün bunları konuşacağız. Tabii bu LGS ile ilgili hafta sonu yapılacak bir açıklama var. Onu da Fahrettin Koca Sağlık Bakanı açıkladı. Ve sınırlı sokağa çıkma yasağı olacağını söyledi. Bu tabii sınıra LGS'ye giren öğrenciler dahil değil. Yine LGS dışında kalan insanlar için bir sınırlı, kapsamlı, kapsamı belirli daha doğrusu bir sokağa çıkma yasağı gelecek. Bu arada bir de İçişleri Bakanı yine bir gazeteciye hedef aldı. Türkiye'de artık bu çok normal karşılanıyor ama ya da aslında normalleşti. Normal karşılanmaması gerekir. Bir bakan bir gazeteciyle niye uğraşır? Bir gazeteciyi niye hedef gösterir? Bir gazeteciyi Twitter üzerinden niye linç eder? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Namussuz denir mi bir gazeteciye? Yani işini yapan ki sözünü ettiğim insan Sözcü Gazetesi'nin en değerli köşe yazarlarından biri Saygı Öztürk. Yani bu hatırlarsanız Müyesser Yıldız içinde bir tweet atmıştı Süleyman Soylu ve arkasından Müyesser Yıldız'ın başına gelmedik kalmamıştı. Süleyman Soylu'nun kendi işine bakması, İçişleri Bakanı olarak gazetecilerle uğraşmaması, kendisini eleştiren insanlara yanıt verebilir ama bunu hakaret ederek yapmaması gerekir. Yani bir siyasetçiyle muhalif bile olsa bir gazeteci arasındaki ilişki bu olmamalı. Bu arada yine tabii nedir bu kavga derseniz yine liyakat dışı, eş dost kayırmacılığı, akrabacılık, yine yakıncılık, yine AKP'lilerin belli kadrolara yerleştirilmesi konusunda yapılan haberler. AKP bundan inanılmaz derecede rahatsız olmaya başladı. Yapılıyor ama nasıl olsa yandaş medya vermiyor, kimse vermesin. Kimse bunları konuşmasın istiyorlar ama bunlar konuşulacak. Bütün bunları konuşacağız. Tabii ki işin başında ekonomi var. Çok önemli bakın. Bence salgından daha önemli. Yarın öbür gün eğer işsizlik sayısı, eğer bütçe açığı, eğer önümüze gelen bu rakamların artması, anormal bir şekilde şişmesi devam ederse, Türkiye'nin başına asıl iş o zaman açılır. İki yakası bir araya gelmez, emekliler ne zamlarını alabilirler, ne doğru dürüst maaşlarını düzenli ödeyecek karşılarında bir muhatap bulabilirler. Son derece kritik bu. Türkiye'nin mutlaka iki yakasının bu dönemde de bir araya gelmesi gerekir. Bununla ilgili tabii ki konuşacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, yine uzun yıllar hesap uzmanlığı ve Maliye Bakanlığı'nda görev yaptı Sayın Bülent Kuşoğlu. Hoş geldin Sayın Kuşoğlu. Hoş bulduk. Aynı zamanda Ankara Milletvekili, onu da ekleyelim tabii ki o Genel Başkanlığı olmanızdan öte. Şimdi Sayın Kuşoğlu, dün sizin önemli bir konuşmanız vardı. Yani parlamentoda yeniden borçlanmayla ilgili bir şey getirdiler değil mi parlamentoya? Ama rakamlar, biraz önce verdim rakamlar çok kötü. Yani halkın duyması gereken doğrular bunlar. Bu rakamları düzeltmenin yolu yine
zam, yine asgari ücretten vergiler, yine emekli yapılacak zamları kısmak, yine akaryakıta zam, KDV'den oynamak, evet, ÖTV'den oynamak, yine millete fatura olarak bunlar geri dönecek. Elektrik, doğalgaz, su, hepsi geri gelecek. Öncelikle bize bir tablo çizer misiniz? Nedir şu an Türkiye'nin konuşulmayan bir şey var. Bunu biz konuşalım. Şu an durumumuz ne? Yani iyi bir iktisatçısınız, iyi bir maliyecisiniz, hesap uzmanısınız. Sayın Kılıçdaroğlu'yla yol arkadaşlığı yaptınız uzun yıllar. Birlikte çalıştınız. Devletin düzgün ve dürüst, namuslu bir memurusunuz. Her zaman için bununla gurur da duydunuz. Duymakta hakkınız. Teşekkür ederim. Yani nedir siyasetten öte? Nedir bu vatandaşa söylememiz gereken? Durumu ne? Evet. Şöyle, durum iyi değil. Yani vatandaş hepimizden daha iyi biliyor, sokaktaki vatandaş. O maskeli vatandaş var ya. Çok iyi biliyor ama siz baştan çok güzel, çok hoşuma giden bir şey söylediniz. Borçlanma yetkisi dün mecliste görüşüldü, genel kurulda dediniz. Ama bunun yansımaları olacak, vatandaşa yansımaları olacak. Şimdi mecliste inanır mısınız, bununla ilgili bir şey sorulmadı. Yani iktidar milletvekilleri, ya borçlanma yetkisinde bir artış var. Şimdi biliyorsunuz bütçe kanunları vardır. Bütçe kanunları yıllıktır. Her sene 2020 içinde her sene olduğu gibi bir bütçe yaptık. 2019'un sonunda, yılbaşında itibaren yürürlüğe giren 2020 bütçesini yaptık. Orada da 2020 ile ilgili kriz yılı olduğu için, sıkıntılı olduğu için borçlanma yetkisi vardı. Belli oranlarda bütçe kanunun 12. maddesinde dış borçlar için, iç borçlar, dolar bazında garantili borçlar için, ikrazen borçlanma, böyle çeşitli kategorilerde borçlanma yetkisi vardır. Onlardan birinde dün artış yapıldı. %3 olan oran %5'e çıkarıldı. Yani ilave olarak 21 milyar daha bir borçlanma yetkisi getirildi. Şimdi bunu kimse sormadı. İktidara mensup milletvekillerinden soran olmadı. Peki borçlanılıyor da neden borçlanılıyor? Yani sene başında bir bütçe yapmışsın. 5 ay sonra bu yetmemiş. İlave borçlanma diyorsun. Sen bu borcu aldın. Nerede kullandın? Bundan sonrasını nerede kullanacaksın? Yanlış mı kullandın? Bundan sonrasıyla ilgili nerede kullanacaksın? Kime vereceksin bu aldığın borcu? Kime vereceksin? İşçiye mi vereceksin? Çalışana mı vereceksin? Çiftçiye mi vereceksin? Memura mı vereceksin? Esnafa mı vereceksin? Yoksa müteahhide mi vereceksin? Nerede kullanacaksın? Şimdiye kadar olan, hani bir yıllık bir dönem için borçlanma yetkisi almıştın. O yetmedi. O ne oldu? Nereye kullandın? Bunların sorulması lazım. Sorulmadı bunlar. Doğrudan doğruya bu yetki verildi. Ayrıca Fatih Bey, bu anayasaya da aykırı. Şimdi bu yeni dönemdeki anayasada şöyle bir madde var. Diyor ki bütün eskiden milletvekilleri de hükümette kanun teklifinde bulunabilirdi, biliyorsunuz. Hükümetten gelen kanun teklifine tasarı denirdi. Şimdi hükümetten kanun teklifi gelemiyor. Sadece milletvekilleri kanun teklifi verebiliyor. Ve milletvekillerinin dışında tek bir verebilecek kanun teklifi kişi var. O da Cumhurbaşkanı. O da sadece bütçe kanun teklifini verebilir. Yıllık, bir yıllık kanundur bütçe kanunu. Bütçe kanun teklifini Cumhurbaşkanı verebilir meclise. Anayasa bunu emrediyor. Şimdi bütçe kanununda, yani Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğu bütçe kanununda, sadece Cumhurbaşkanı'nın teklif verebildiği bütçe kanununda bir değişiklik yapılıyor. Onu bir milletvekili getiriyor, o değişiklik teklifini veriyor. Olur mu böyle bir şey? Yani bir şeyin aslı neyse yavrusu da, mütemimcuzu da o usule tabi olmak durumundadır. Şimdi anayasaya aykırı bir şekilde bunu getirdiler. Komisyondan geçti, söyledik, dinlemediler. Geldi genel kurulda da dün el kaldırdılar, kabul edildi. Çoğunlukları var, oluyor. Ama dün söyledim, bakın dedim, bunu yapıyorsunuz ama bu anayasaya aykırıdır. Ha Cumhurbaşkanı vermiş, ha milletvekili vermiş, sonuçta kanun olsun dersiniz dedim. Ne fark eder dersiniz? Fark eder. Bir şeyleri usulüne göre yapmıyorsanız, hukuka uygun yapmıyorsanız,
çok fark eder. Güven yitirirsiniz, itibar yitirirsiniz. Zaten sizin sorununuz da güven ve itibar şu anda. Kimse Türkiye'ye, bu hükümete, bu hükümetin yaptıklarına inanmıyor, güvenmiyor. Çünkü kuralları sık sık değiştiriyor. Hukuku, çünkü adil hukuku işletmiyor. Anormal işler yapıyor. Türkiye'ye borç veren için de bir itibarsızlık, güvensizlik söz konusu. Vatandaş için de, sokaktaki vatandaş için de, siz gazeteciler için de aynı şekilde itibarsızlık, güvensizlik sorunu söz konusu, sıkıntılar var. Güvensizlik, itibarsızlık söz konusu oldu mu da çok şey değişir. Olay bu. Yani sen kendi anayasanı bile işletmiyorsan, anayasana bile uymuyorsan kimse senin anayasana uymaz. Kimsenin uymasını da bekleyemezsin. Sorun bu. Ayrıca şu vardı. Bunun anayasaya göre yapılması lazım. Cumhurbaşkanından bu teklifi gelmesi lazım ve bize de hükümetin şunu söylemesi lazım. Biraz önce sorduğunuz soruyu. Efendim bu para şimdiye kadar neden bitti? 12 aylıktı. 5. ayda neden bitti? Nereye harcadınız? Biz bunu sormak durumundayız değil mi milletin vekilleri olarak? Bunu sormam gerekiyor. Millet bana bu görevi vermiş. Nereye harcadınız bu parayı? Bundan sonrası alacağınız yetkiyle alacağınız borçları nereye harcayacaksınız? Kime vereceksiniz? Nasıl ödeyeceksiniz bunu? Bunları sormamız lazım. Sistem bunu gerektirir. Yani bunları bize müsaade etmeyen, bununla ilgili hukuku işletmeyen, anayasaya aykırı davranan hükümet yok hükmündedir aslında işte. Sıkıntı burada. Kendi anayasasına bile, ki bu dönemde getirilen anayasadır bu, buna bile uymayan bir iktidar anlayışı var, hükümet etme anlayışı var. Dolayısıyla güveni olmayan bir hükümet. Öbür taraftan anayasaya uymuyor, öbür taraftan TÜİK istatistiklerine bakıyorsunuz, onlar da normal. Öbür taraftan bakıyorsunuz, kuralları sık sık değiştiriyor. BDDK kuralını, Bankalar Birliği ile ilgili kuralları sık sık değiştiriyor. SPK ile, sermaye piyasası ile ilgili kuralları sık sık değiştiriyor. Ne yaptığımız belli değil. Ondan sonra da tabii güven vermeyen, itibarı olmayan bir şekilde sürüklenip gidiyoruz bir taraflara. Peki parlamento borçlanma yetkisini yani saraya devretmek zorunda mı? Siz böyle bir yetki, diyelim ki saray her istediğinde... Yok, devretme değil. Her sene bütçe kanunuyla mesela diyoruz ki bu senenin bütçesi budur. Gelirler bu kadar, giderler bu kadar. Bunun şu kadarı vergi. Mesela 2020'nin bütçesi 1 trilyon 95 milyardır. Bunun belli bir işte 900 küsürü vergilerle karşılanacak. Vergi ve diğer gelirlerle. Şuralara tek tek harcanacak. Personel için, çalışanlar için, devlet memurları için vesaire. Şu kadar harcanacak, şu kadar yatırım yapılacak. Tek tek kalem kalem gösterilir. Bunlarla ilgili açık söz konusu. Açık içinde şu anda 2020 bütçesi için 138 milyar 900 milyon. Yani 139 milyar açık var. Bu açıkta borçlanmayla karşılanacaktır diyor. Böyle bir bütçe yapmışız biz. Yani bir dengesi var bütçenin kendi içinde, bir mantığı var. Şimdi getirdikleri torba kanununda ayrı bir madde var. Diyor ki yılbaşındaki bütçe kanununda her ne kadar biz borçlanma yetkisini şu kadar almış isek de 12. maddesidir bütçe kanunun, biz onu artırmak istiyoruz. Daha da fazla borçlanmak istiyoruz. Tamam, borçlanın, biz de borçlanmayın demiyoruz. Çünkü anormal bir dönem. Kriz dönemi, sıkıntılar var. Dünyanın birçok ülkesinde de bu borçlanma söz konusu. Borçlansın. Ama bize gerekçesini anlatsın. Nereye harcadın, nereye harcayacaksın? Borcunu nasıl ödeyeceksin? Nereden alacaksın? Kime bunları vereceksin? Tabii kime vereceksin? Yani bunları biz de sormak durumundayız. Meclis bunu sorar. Peki sen mi? Yani bu halk adına, bu millet adına sormak zorundayız. Bunun hesabını vermiyor. Şeyi anlamadım. Peki diyelim ki salgın çıktı. Evet. Yani haklı nedenler var diyorsunuz. Yani ek bütçe istemesi ya da ek para istemesinde. Haklı nedenleri var. Bizim büyük şehirlerde de benzeri durum var. Yani bizim büyük şehirler de borçlanmak istiyor. Çünkü gelirleri düştü.
bu şey borçlanmak yerine bütçe revize etmeye gitseniz ya da yeni bir bütçe yapsanız, yani bu milletin sorunları var, problemleri var, sokaktaki insanın işsizlik sorunu var, %4,5 ya da 5 zam verecekler bu Temmuz ayında emekliye. Allah aşkına enflasyon %4,5-5 mi? Yani yeni bütçe yapılırken bunlar öngörülürse parlamentoya, yani en azından revize etme konusunda tekrar bir sarayın ya da AKP grubunun bir sarayla koordineli olarak bir başvurusu olsa, bütçeyi revize etseniz, yeniden güncelleseniz, ülkenin yoluna rahat devam etmesi için bir bütçe yapsanız daha mantıklı değil mi? Tabii daha doğru olur. Yani şunu söylüyorlar efendim, biz şu anda önümüzü göremiyoruz. Ne kadarlık bir bütçeye ihtiyacımız olduğunu da şu anda bilemiyoruz. Yani yılbaşında yaptığımız bütçe şu anda nasıl kadıköy oldu, bir anlamı kalmadı. Şu anda yapacağımız bütçenin de önümüzü göremediğimiz için sıkıntıları olabilir. Hayır, yani bu bütçeyi şu anda Haziran ayında değil de Ağustos'ta yaparız, Eylül'de yaparız. Daha doğru yaparız ama. Yani önemli olan orada dengedir. Neyin nereye harcanacağıdır, bilinmesidir. Bunları bilmek lazım. Hem bunun hükümet tarafından bilinmesinin, yani bu parayı harcayanlar tarafından bilinmesinin çok önemli bir faydası var. Hem de biz mecliste bunu denetleyen, yani yasama organı ve denetim organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bunu bilmesi, ayrıntılı olarak bilmesi ve takip etmesi çok büyük yararlar sağlar. Büyük tasarruflar sağlar. Çok doğrudur. Demokrasi bunu gerektirir. Onun için çok önemli. Onun için sizin baştan o girişinizi çok takdir ettim, çok beğendim. Tebrik ediyorum. Mecliste sorulmayan bu. Eksiğimiz bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorulması gereken budur. Efendim, hükümet olarak yetki alıyorsunuz, borç. Tamam, borçlanın, artırıyorsunuz, bu yetkiyi verelim. Ama nereye harcadınız, nereye harcayacaksınız, nereden karşılayacaksınız, bunları da bilelim. Bunlarla ilgili bir hesap verin. Bu yok. Tüm dünya parlamentolarında olan, tüm dünyada yapılan iş mantığı budur. Demokrasi bunu gerektirir. Türkiye'de yok. Bu şey yok, anlayış yok zaten. Sıkıntı da burada. Peki şu an geldiğimiz noktada vatandaşın durumu ne ya? Her gün bana soruyorlar. Yani bundan sonra ne olacak? Mesela bu yaz... Şimdi bundan sonra ne olacak? Yani, bu çok önemli bir soru. Tabii. Evet, yani... Bize bir anlatınsana, vatandaş bundan sonra yaşamında, ya hep hikaye eden, ekran okuyabazlığı, işte sen söyledin, ben söyledin, o söyledi, bu söyledi, şöyle oldu, böyle oldu, o vurdu, bu vurdu. Yani bunlar değil Türkiye'nin şu an konuşulması gereken bir problem var ortada. Ve en büyük problem şu an ekonomik sorunlar. Bana anlatır mısınız, bundan sonra vatandaşın başına neler gelecek? Yaşayacağı daha hangi zorluklar, hangi sıkıntılar var Sayın Kuşoğlu? Evet, yani... İlk 5 ay bu hükümet tarafından yayınlanan, Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı rakamlar. Bütçe gelirleri, giderleri. Yani bir hükümetin ben bu parayla ilan ettiği bir meblağ var. Şu kadar harcama yapacağım, bu kadar vergi toplayacağım, şunlardan alacağım, şunlara vereceğim dediği belgedir bütçe. Bir bütçesi var bu hükümetin. Şimdiye kadar bu bütçe alt üst olmuş vaziyette. 2020 bütçesi. Demin dediğim gibi 1 trilyon 95 milyarlık bir bütçe. 139 milyar açık verecekti. Şimdiden 65 milyar, ilk 5 ayda 65 milyar açık vermiş vaziyette. Fakat öyle görünmesine rağmen biz biliyoruz ki nakit net borçlanma şu anda 162 milyardır. Yani bir kanun getirmesi lazım iktidarın. Ben bu borçlanmayı aştım demesi lazım. Bu nakit net borçlanma miktarı da ayrıdır. Bu ikrazen borçlanma farklı. Nakit net borçlanma ayrı, çok kafaları karıştırmayayım ama. Bunun için de ayrı bir kanun gelmesi lazım. Bu nakit net borçlanma imkanını artırılması lazım. Bu da kanunda olur çünkü. Çünkü vatandaştan sen vergiyi kanunsuz alamazsın ya da harcamayı kanunsuz yapamazsın. Bunun için de kanun gelmesi lazım. Şu anda bütün rakamları, bütçesi, orta vadeli program diyoruz, orta vadeli programı, OVP'si alt üst olmuş vaziyette. Yani hani siz bir memursunuzdur, bir bütçe yaparsınız aylık geliriniz varsa, aylık bütçeniz alt üst olur ya.
açık verirsiniz. Şu anda bizim aynı şekilde açık vermiş vaziyette. Gelirimiz tahmin ettiğimiz kadar değil, giderimiz tahminimizden çok fazla. Açık verdik. Alt üst oldu her şey. Peki bu nereye kadar gider? Biz hep söylerim, çift paralı bir ekonomiyiz. Türkiye ekonomisi ya da gelişmekte olan ekonomiler. Yani biz Amerika'nın avantajına sahip değiliz. Dolar basma avantajına sahip değiliz. Karşılıksız dolar basıyor, dağıtıyor. Avrupa Birliği'nin eurosu, avrosu o şekilde. Çok önemli bunlar. Ama biz öyle uluslararası parası olan bir ülke değiliz. Bizim paramızın geçerli olduğu bir yer yok. Biz dolar kullanmak, euro kullanmak zorundayız. Bulmak zorundayız bir yerden. Basamıyoruz onları. O zaman da ihracatla bunu yapacaksınız. Turizm gelirleriyle yapacaksınız. Mal üretip satacaksınız. O dövizi alabilmek, kazanabilmek için. Bunu yapmakta aciz Türkiye. Şu anda dövizi yok. Net rezervleri, Merkez Bankası'ndaki net rezervleri bitmiş vaziyette, negatif. Hiç mi dolarımız yok şimdi Merkez Bankası'nda? Şöyle, dolarımız var ama ödemesi gerekenler, şimdi cebinizde bu para, cebinizde ödemeniz var, bu cebinizde de paralarınız var. Ödemelerinizle paralarınızı çıkardığınız zaman negatifsiniz. Koca Merkez Bankası. Yetmiyor, Merkez Bankamız bu vaziyette. Ama nasıl idare ediyoruz? Biz kuralları değiştiriyoruz mümkün olduğunca. Hani sıkıştığı zaman bir vatandaş ne yapar? Gider, bu bankaya borcu vardır, kredi kartı. Onu öbür bankadan alır, buna yatırır faiziyle. Bu tarafa borçlu olur. Öbür ay gider öbür taraftan. Şimdi hükümetin yaptığı bu. Oradan alıyor, oraya veriyor. Swap yapmaya çalışıyor. Kuralları değiştiriyor. Merkez Bankası'ndaki mümkün olduğunca rezervleri artmış gösteriyor. Şeyden alıyor. Bankalardaki meblağları alıyor Merkez Bankası'na. Merkez Bankası'ndaki meblağları devlet bankalarına falan. Bu şekilde oradan oraya, oradan oraya kuralları değiştirerek işi yürütmeye çalışıyor. Şimdi normalde hatırlıyor musunuz? 94 krizi, 98 krizi ya da 2001 krizinde bundan daha kötüydü koşullar. Ama o zamanki hükümetler dedi ki pes, yani daha fazla kuralları zorlamaya, vatandaşı zorlamaya gerek yok. Krizdir. Kriz olduğunu ilan ettiler. İstifa etmek zorunda kaldılar ya da çekildiler. Tedbirler almak zorunda kaldılar, yapısal tedbirler. Şimdi bu hükümet onu yapmıyor. İşi uzatmaya götürüyor. Demin dediğim kredi kartı oradan alıp öbür tarafa ödeyen vatandaş gibi işi uzatmaya götürüyor. Peki bu işin sonu ne olur? Yani milli piyangodan para çıkacak hali yok Türkiye'ye. Ne olur? Çok daha kötü sonuçları olur. Çok daha sıkıntılı bir hale gelir. Bu işi burada bırakmazsa bu hükümet. Çünkü tedbir alamıyor. Yapması gerekeni yapamıyor. Onun parasını ona, onun parasını ona, günü uzatmaya çalışıyor. Bu şekilde idare etmeye çalışınca çok daha sıkıntılı bir dönemde bırakmış olacak. Yani normalde 94 krizindeki koşullardan, 98-99 krizindeki koşullardan ya da 2001'deki krizdeki koşullardan daha kötü durumdayız. Mesela neler yapıyor ya? Fatih Bey, geçen hafta yayınlandı, hatırlıyorsunuz, Mart işsizlik rakamları. Şimdi işsizlik azalmış Mart'ta. Allah Allah, nasıl azalır? Şimdi bakın, işsizlik Mart'ta diyor 0.9, yani 1'e yakın, %1'e yakın bir azalışla, 0.9'luk bir azalışla 13,2 seviyesinde gerçekleşmiş. Ama ne yapılmış? Bakın, nüfus 2000... Çalışma çağındaki nüfus ama. Çalışma çağındaki nüfus 61 milyon 100 küsur binmiş 2019'da. Bu sene 2020'de aradan bir sene geçmiş. Normalde bizim nüfusumuz her sene 1 milyondan fazla artıyor. Nüfusumuz artmış 62 milyon. Çalışma çağındaki nüfusumuz da artmış. 62 milyon 200 bin olmuş. Yani 1 milyon 100 bin artmış. Ama iş gücü 32 milyon 339 binmiş, 30 milyona düşmüş, 30 milyon 104 bini. 2 milyondan fazla düşmüş.
Nasıl? Nüfus artıyor. Çalışma çağındaki nüfus da artıyor. İş gücü düşüyor. İstihdam 2019'da 27 milyon 795 binmiş, 26 milyon 133 bine düşmüş. Şimdi bunları ne yapıyorsunuz? İstatistik kurumuna talimat veriyorsunuz. Bölge müdürlerini alıyorsunuz, o talimatı yerine getirmeyen. İstatistik kurumunun başkanınızı 6 ayda bir alıyorsunuz görevden. Bunları talimatla düzeltiyorsunuz. Merkez Bankası'nı talimatla şey yapıyorsunuz. Enflasyonu talimatla aşağı çektiriyorsunuz. Bunlar nereye kadar devam edebilir? Bunlar Türkiye'yi çok daha kötü noktaya doğru götürür. Çok daha kötü noktada devretmek zorunda kalırlar. O zaman da devralan çok daha fazla sıkıntıya girer. Yoksa vatandaşın durumu nedir? Maalesef iyi değildir vatandaşın durumu. İşsiz vatandaş, sıkıntılı vatandaş, perişan vatandaş. Yani şu anda 3 aylığına şey yasaklandı, işten çıkarma yasaklandı. Bir 3 ay daha şimdi uzatıyorlar. Peki sonra ne olacak? Bu işletmeler ne yapacaklar? Yani iyi değil durum, fakat iyi olmadığını, bu kötü durumu sezdirmemeye, göstermemeye çalışıyorlar. Kutuplaştırarak, konuyu ekonomiden başka alanlara çekerek, kavga dövüş yaptırarak şey yapıyorlar. Vatandaşı uyutmaya çalışıyorlar. Ayasofya falan filan. Yani, Ayasofya. Ya, aman din iman, tabii, aman falan. Tabii. Biz gidersek cami iman. Yani bu klasik 18 yıldır ama bu tuttu. Geçerli olarak bugünlere geldi. Bir şey soracağım. Yani tabii var maalesef bu oyunlara gelen insanlarımız da var maalesef var. Türkcell'in varlık fonuna devri ne anlama geliyor? O çok önemli bir konu gibi geldi bana. Varlık fonu niçin kuruldu? Bakın geçen hafta salı günü varlık fonu 2018 yılı, bakın 2020'deyiz, 2018 yılının daha yeni bize meclise, plan ve bütçe komisyonuna bize hesabını daha yeni vermeye çalıştı geçen hafta. Doğru dürüst maalesef o da olmadı ama bir sene gecikmeyle bunu yaptılar. Varlık fonu niçin kuruldu? Türkiye dışarıdan fon getirmek, para getirmek, döviz getirmek üzere kuruldu değil mi? Öyle yazıyor. Evet. Getirdi mi? Hayır. Getirmedi. Ne yaptı peki? Devletin elindeki Halk Bankası, Vakıflar Bankası, bilmem neredeki çok büyük arazi, arsa, çaykuru, şusu busu ne kadar şey varsa büyük kurumumuz, kuruluşumuz, bankamız bütün bunları devlet bünyesinden aldık, çıkarttık, varlık fonunun bünyesine kattık. Böyle yaptılar. Ondan sonra da bunları teminata vererek para bulmaya çalıştılar. Bulamadılar. Bir önceki sene varlık fonuyla ilgili genel müdür geldiği zaman anlatıyordu. Ruslarla anlaşma yapıyoruz, MOU imzaladık. İşte oradan şu kadar para gelecek falan, hiçbir şey gelmedi. Bu sene işi değiştirmişler. Efendim belli sektörleri destekleyeceğiz. Türkiye kalkınacak. Ya bir dakika. Türkiye her sene bütçe yapıyor. Türkiye'nin bir devleti var. Devletin kurumları var. Bu kurumlar kalkınma planı yapıyorlar. Cumhurbaşkanının bir kalkınma planı var. Yatırımlar bu plana, programa göre yapılıyor. Bu ikinci bir devlet mi? Kurulduğu zaman şöyle bir eleştiride bulunmuştuk. Bu varlık fonu ikinci bir hazine gibi olacak. Yanlış bir iş yapıyorsunuz dedik. İkinci bir hazine gibi oldu. Bir de devlet içinde devlet oldu Fatih Bey şimdi. Şimdi bu hisseleri orada ne işi var? Niye? Yani Türkiye'nin bunlar dışarıdan mıydı? Yani İngiliz şeyini mi alıyor? İletişim devini mi alıyor? Yok. Türkiye'nin olan varlığı bir cebinden diğer cebine aktarıyoruz. Ne oluyor böyle? Ne anlamı var bunların? Onun başında da, varlık fonunun başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Devletin başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Oradan oraya, oradan oraya. Amaç ne? Amaç para bulabilmekti. Para bulamıyor. Peki Türkcell'i niye aldılar? Yani şimdi bu varlık fonunu ne zaman aldılarsa o zaman o kurumlar zarar etmiyor. Mesela Çaykur. 500 milyon üzerinde zararı var. Kar eden Türkiye'nin en iyi kuruluşlarından biriydi. Örnek diyorum buna. Tabii öyleydi. Yani
Peki nedir bu? Bankalarda görev zararı inanılmaz boyutlarda. Peki niye aldılar varlık fonuna? Şimdi yani bunun içindeki kaynakları birilerine mi aktarıyor? Evet, daha koşulları tam açıklanmadı. Hangi koşullarda aldı, ödeme nasıl yapılıyor buna karşılık, nasıl ödeme yapılıyor? Ama sizin söylediğiniz konu çok önemli. Biliyorsunuz Turkcell dolayısıyla çok büyük borç var. Borçlar var bankaların, bankalara borçlar var. O borçlar bankalar tarafından daha fazla şey yapılamıyor, götürülemiyor. Sıkıntılar var yani şu Türkcell'in anda. Türkcell'in borcu mu? Tabii onları tam olarak bilmiyoruz. Koşullarını bilmemiz lazım. Yani bir taraftan bir tarafa aktararak o biraz önce hani şey için kredi kartı borçlusu vatandaş için söyledik ya. Bu aktarmalar gibi görünüyor şu anda gördüğümüz bu. Yoksa bu meclise gelmedi değil mi Türkcell'in? Yok gelmiyor tabii bu konular. Ya peki bu kadar önemli konularda böyle kararlar alınırken parlamentoya bir akıl sorma bile ihtiyacı duyulmaz mı? Ya yok ki yeni sistemde bakanlar parlamentoya gelip meclis kürsüsüne çıkıp konuşma yetkisine sahip değiller. Bizim hesap soracağımız bütün dünyada parlamenter sistemin parlamentoların özelliği budur. Siyasilere yani bakanlara para harcama yetkisine sahip olanlara ya da diğer hak, hukuk, demokrasi yetkilerini kullananlara, adalet konusunda yetkili olanlara, para harcama yapanlara meclisler hesap sorar, parlamentolar. Bizim parlamento hesap soramıyor. Neden? Bu referandumla vatandaştan bir şekilde kaçırıldı. Parlamentoya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakanlar gelemiyor, hesap veremiyorlar. Böyle bir saçmalık var. Biraz önce kanun değişikliği derken onu kastettim. Sadece bütçe kanunu için gelebiliyor. Bir tane o da Cumhurbaşkanı yardımcısı. Sadece o bütçe döneminde geliyorlar, programlarını anlatıyorlar, ne yaptıklarıyla ilgili bilgi vermeye çalışıyorlar. Bir daha hiçbir kanunla ilgili gelmiyorlar. Hesap verme yok. Şimdi normal sistemde olsa efendim böyle bir şey var, değişim var. Bu hisseler satılmış, varlık fonu tarafından alınmış. Nedir bunun gerekçesi? Nasıl yapıldı bu işlem? Burada bu hisselerle ilgili bedel nasıl ödenecek? Kim tarafından ödenecek? Hangi sürede ödenecek? Bunları bilirsiniz, bakana sorarsınız. Şimdi soramıyorsunuz. Bakan gelmiyor, gelemiyor, meclis kürsüsüne çıkamıyor, hesap vermiyor. Böyle bir saçmalık var. Ha hesap verse de bu sistemde şu var, bakanlar seçimle gelmemiş. Bakanların artık devlet memurundan farkı yok. Eski anayasada derdi ki bakanlar başında bulundukları bakanlığın siyasi iş ve işlemlerinden sorumludurlar. Bakın her türlü iş ve işleminden sorumludur şimdi bakan. Yok. Şimdi yok. Yürütme erki dediğimiz sadece Cumhurbaşkanı. Seçimle gelen tek kişidir Cumhurbaşkanı yürütme erkinde. Bakanlar gelmiyor. Bakanlar memur. Bakanlar aslında sistemde sekreter olarak adlandırılırlar. Yani Amerikan sistemiyle mukayese edince ya da başkanlık sisteminin olduğu yerlerde bakanlar bakan değil aslında. Bakanlar sekreter. Sadece Cumhurbaşkanı'na gelen talimatları yapmak üzere görevli kişiler. Bir kurumun hani genel sekreteri olur ya, bakanlar da bakanlığın genel sekreteri. Bakanın başında olan, bakanlığı yürütmekle sorumlu kişiler değiller artık. Ama adı bakan olduğu için insanlar eski bakanlarla şimdiki bakanları karıştırıyor. Yetkileri aynı değil. Ve meclise gelip hesap verme şeyi yok, yükümlülükleri yok. Evet. Dolayısıyla böyle soramıyorsunuz. Bakın dün meclis, gelmiş, evet. Sizin söylediğiniz konuda. Ya bütçe kanunuyla Maliye ve Hazine Bakanı'na verilen yetki artırılıyor. Efendim 21 milyar artırılıyor ya da biraz önce söylediğim gibi aşılmış 162 milyar 818 milyarlık bir net borçlanma söz konusu olmuş. Kanun gelmesi lazım. Maliye Bakanı meclise gelip bununla ilgili bilgi veremez şu andaki anayasamıza göre. Böyle bir saçmalık olur. İş düzeye göre değil mi? İş düzük ve anayasaya göre. Ama isterse bakan kürsüden çıkıp konuşamıyor mu iş düzük? Yok konuşamıyor. Sadece biz kabul edersek falan yani bir prosedürü var onun. Böyle bir anormallik olur mu? Sürekli olarak gelmesi. Eski sistemde sürekli olarak bakanlar kurulu sıraları vardı. Genel kurulda orada otururlardı. Komisyonlarda bütün kanun teklifleri
tasarı denirdi. Bakanlar tarafından getirilirdi. Şimdi bir kanun teklifi Fatih Bey geliyorsa bakan bununla yani %90 icraatı yapan eksikliği bilir, kanun ihtiyacını ilgili bakan bilir, ilgili bürokrasi bilir. Bizim istatistiklerimiz böyle. Şöyle şöyle bu işleri yaparken teknik olarak işte elektrikte, elektronikte, şu alanda, iletişim alanında şöyle bir eksiklik oluyor. Bununla ilgili bir kanun değişikliğine ihtiyacımız var denir. Sağlık Bakanlığı için öyle ya da Maliye Bakanlığı için öyle. Ama şimdi Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı hiç kimse teklifte bulunamıyor. Peki seçilen milletvekilleri gelip de hesap veremiyor. Seçilen milletvekilleri bölgelerine gidiyorlar, halkla konuşuyorlar. Sonuç olarak milli irade tecelli etmiş. Sandıktan çıkıp parlamentoya gelmişler. Anlatıyorlar bölgede sorunlarını. İşte çiftçi anlatıyor, işçi anlatıyor, esnaf anlatıyor. Ve milletvekili bu bilgileri toparlayıp bu sıkıntıları muhalefetten olsun, iktidardan olsun parlamentoya getiriyor. Ama sonra ne oluyor? Hiçbir şey olduğu yok. Çünkü şöyle, bakın şimdi yeni sistemle, hala eski sistemle karıştırıyoruz. Şimdi AK Parti iktidar partisi midir? Yok değil. AK Parti sadece en fazla milletvekili çıkaran parti şu anda. İktidar partisi değil. Çünkü AK Parti'den bakan olan kişi yok. Bakanlar şu anda atanmış memurlar. Hani Sayın Süleyman Soylu ya da Berat Albayrak ya da Adalet Bakanımız falan, bunlar milletvekilliydiler, istifa ettiler, bakan oldular da. Yani biz onların eski siyasi kimliklerinden dolayı onları siyasi kişiler olarak görüyoruz. Artık siyasi değiller, onlar atanmış insanlar. Yani ama şeye baksaydınız, şu andaki Çevre ve Şehircilik Bakanı gibi doğrudan atanmış olanlar ya da Ticaret Bakanı gibi ya da Tarım Bakanı gibi doğrudan atanmış, hiç AK Parti'de milletvekilliği yapmamış, siyasette bulunmamış, seçilmemiş kişiler olarak görün hepsini, şu anda öyledirler. Hiçbir siyasi sorumluluğu olan kişiler değil bunlar. Yani AK Parti'nin mecliste çoğunluğu var ama AK Parti iktidar değil, AK Parti milletvekilleri iktidar değil. Kim iktidar? Saray, Cumhurbaşkanı, sarayın memurları, onlar iktidar. Onların da hiçbir sorumluluğu yok halka onların karşı. Da hiçbir sorumluluğu yok. Biz AK Partililere, milletvekillerine anlatıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Onlar bize bağırıyor, çağırıyor. Halbuki icraat bu tarafta yapılıyor. Bu icraatı yapanlar bu tarafa, parlamentoya hesap vermiyor. Böyle garip bir sistem olur mu? Halkın bunu görmesi, anlaması lazım. Böyle bir sistem olmaz. Peki, yürümüyor artık. Yürümüyor bu. Sayın Vekilim, bir millet milli iradeden kaynaklanan kendi temsil hakkı, parlamentoyu ve parlamento üzerinden ülkeyi denetleme hakkından nasıl vazgeçer de ülkeyi yönetme, ülke hakkında her türlü kararı alacak kişiye gelip de ülkenin anahtarını nasıl teslim eder? Evet, işte sorun bu. Siz kendi bulunduğunuz ilden, ilçeden seçim yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz parlamentoya, bu memleketin tüyü bitmemiş yetiminin hakkının hesabını sorun diyorsunuz. Para harcanırken bu fakir millet, bu sıkıntılı milletin parası nasıl harcanıyor? Yerinde mi harcanıyor? Doğru yatırımlar yapılıyor mu? Türkiye gelişiyor mu, büyüyor mu? Buna göre bu işler doğru yapılsın, hukuka göre yapılsın, adalete göre yapılsın. Adalet üzere yönetilsin bu memleket diye gönderdiği vatandaş, şimdi gönderdiği milletvekili bunun hesabını soramıyor şimdiki sistemde. O zaman niye 450 milletvekili 600 oldu? Evet. Madem bir işe yaramıyordu. Hiçbir anlamı yok. Böyle bir sistem olmaz. Yok bu tarafta yürütme, yani boşa çalışıyor bu tarafta parlamento. Bir anlamı yok. Biz hükümeti denetleyemiyoruz. Yani bu kadar basit. Bunu söylerken işte AK Parti iktidar değil diyorum bakın. Birinci parti ama iktidar değil. İktidarla onların bir ilgisi yok. Bir muhalefet milletvekili olarak ben ne kadar bakanlara bir şey rica ettiğimde yaptırabiliyorsam onlar da o kadar yaptırabilirler, o kadar. Şu anda değiller iktidar. Eskiden yine iktidarlardı. Çünkü
parlamentodan çıkıyordu bakanlar. Bakanlar da seçimde geliyordu. Birbirlerine karşı sorumlulukları vardı. Doğru, parlamentoya haklısınız, geliyorlardı. Haklısınız. Denetliyorduk onu. Sayın Bakan, şöyle bir harcama yaptın. Bunun hesabını ver diyorduk. Ya da şöyle bir atama yaptın. Bunun hesabını ver diyorduk. Şimdi ne atamasının, ne harcamasının, ne yaptığı işin hiçbir şeyin hesabını soramıyoruz. Peki Sayın Vekilim, bir de yurt dışındaki operasyonlar var. Şimdi Türkiye'nin ekonomisi çok sıkıntılı, çok zor günlerde. Bakın bütçeyi anlattınız. Bir anda Irak'a bir harekat başladı. Libya'ya asker gönderdik. Suriye'de yine askerimiz var. Türkiye'nin ulusal kararları söz konusu bu. Biraz önce konuştuğumuz oyalamalar var ya, vatandaşı oyalama ya da iktidarın kendi içerisinde bazı şeyleri var, çelişkileri var, mücadeleleri var. Basına yansımıyor bunlar çünkü basın sansürlü, biliyorsunuz. Siz vermeye çalışıyorsunuz bazı şeyleri. Siz de bilebildiğiniz kadar iktidara yakın olmak gerekiyor bu konuları bilebilmek için. Tabii. Şu anda iktidar içerisindeki mücadele nedeniyle bazı şeyler yapılıyor. Şimdi dediğiniz gibi Türkiye güçlü bir ülkedir. Askeri de bir numaradır askeri, Türk Tabii. askeri. Harekat yapıyoruz. Uçaklarımız gidiyor, vuruyorlar. Efendim ne kadar hedefi, 500 hedefi vurdu. Çok güzel. Biz de alkışlıyoruz. Ama hedefleri vurdu ne demek? Kaç PKK'lı öldü? Yani oraya milyarlar akıtırıyoruz. Kaç PKK'lı öldürdün, yok ettin, devre dışı bıraktın? Söyleyin, siz bu işleri takip ediyorsunuz. Valla böyle bir bilgi gelmedi. Gelmedi. Böyle bir bilgi de yok, açıklanmış bir şey. Sürekli olarak yapılıyor mu bu tür şeyler? Yapılıyor. Allah'a şükür gidiyor, askerimize emir verilince yapıyor. Şu anda İdlib'de, Suriye'de 8-9 bin askerimiz var bildiğimiz kadarıyla. Asker görevini yapıyor ama askere o görev niçin verilmiş? Siyasi sonuçları olsun, bunları yaptıramıyoruz. Ne dediler İdlib'den önce? Fırat'ın doğusu boşaltılacak, değil mi? Boşaltıldı mı? Hayır. Hatırlıyor musunuz? Biz bir harekat yaptık. Şu anda adını da hatırlamıyorum. O kadar böyle zaman şey değiştiriyor ki. Alıyoruz, hallediyoruz her şeyi dediler. YPG'yi yok ettiler mi? YPG yok olacaktı, hatırlıyor musunuz? Tabii tabii. Tümüyle tabii. Yok edeceklerdi. Yok edebildiler mi? Bugün YPG lafı ediliyor mu? Yok, konuşan bile yok. Evet. Neden biz Suriye'deyiz, Afrin'deyiz, İdlib'deyiz? YPG'yi yok edecektik en kısa zaman. 3-4 tane koşul vardı ya, nasıl unuttuk hemen bütün bunları? Yani bir sene olmadı. Büyük alay valayla askerimiz gitti oraya. Neler yapıldı biliyorsunuz. Kırmızı çizgilerimiz ondan vardı. Ondan sonra hatırlıyorsunuz, Amerika bir durdurdu 5 günlük bir süreyle. Hiç kimse, beka sorunuydu Sayın Vekilim. Beka sorunumuz var dedi. Ne oldu? Beka bitti. Sonra 5 günde Ruslar durdu. Sonra anlaşma yapıldı. Fırat'ın doğusu YPG'den falan temizlenmemiş oldu. Her gün Sayın Bahçeli çıkıp ne kadar beka masraf yaptık, ne kadar askerimiz şehit oldu. O arada Ruslar bizim 36 askerimizi şehit etti. Gittik Rusya'ya, Moskova'ya, kapılarında bekledik. Bunlar unutuldu. Bunlar unutuldu. Bunların üzerine bunları, bir bardak su içtik. Bunları unutturmak için, bu vatandaşı kandırmak için, kim müsait olan da var maalesef. Bütün vatandaşımız öyle değil. Çok uyanık, aklı başında analiz eden vatandaşlarımız da var çok şükür. Görüyorlar. Ama bazıları da maalesef bunlara inanıyor. Yani toplam maliyet açısından buna söz ettim. Bir şeyi tekrar aydınlığa kavuşturalım da az bir süremiz kaldı. Hakikaten bu varlık fonuna Türkiye'nin, bakın Türkiye'nin değeri yaklaşık 20 milyar doların üzerindeydi bir ara konuşulan değeri. Ve mesela Çaykur'u aldılar, rezil ettiler. 600 milyona yakın borçlandılar, Çaykur'u bitirdiler. Şimdi yarın öbür gün Türkcell'i de aldıktan sonra yine bunlar adam atama, işte öbür tarafa para aktarma, kaynakları kullanma işine girer de Türkiye'nin göz bebeği bir kuruluşu da
batırma yoluna giderlerse ne olacak? Neden Varlık Fonu böyle bir sürecin içine dahil edildi? Ne yapmaya çalışıyor bunlar Sayın Vekilim? Herkesin merak ettiği bu. Ne yapılıyor? Aynen öyle. Yani Varlık Fonu, tekrar ediyorum, Türkiye'ye döviz getirmek üzere, kaynak, tarzı para bulmak üzere kuruldu. Getirebildi mi para? Evet ya, getirdik. 10 milyar dolar getirdik diyebileceği bir cümle var mı? Yok. Raporları ortada. Ne, ama öbür taraftan götürüyor. Bir yığın adamı o tarafta çalışıyor. İkinci bir devlet kuruldu. O tarafta ayrı bir devlet kurulmuş oldu. Bunun denetimi de yok. Bir anonim şirket gibi, yani özel hukuka tabi bir şirket gibi yönetilmiyor. Özel hukuka tabi değil çünkü. Devletteki kamu hukukuna tabi bir kurum gibi de yönetilmiyor. Kamu hukukuna da tabi değil çünkü. Denetlenmiyor da. Sayıştay denetimi falan da yok. Sadece bağımsız denetim yapıyor. Belge denetimi yapıyor. Şu belge, şu harcamanın belgesi var mı yok mu? O harcama yerinde yapılmış mı? Gerekli miydi? O tür denetim yok. Anormal. İkinci bir devlettir Türkiye Varlık Fonu. Efendim, Türksel'i almış. Niye alıyorsun? Ne yapacaksın? Amacın ne? Güçlenmiş. Yok canım. Bu da devletin içindeydi. Bu cepten bu cebe geçti. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Niçin yapıyorsun? Ve bunun hesabını verecek adam da yok ortada. Gelip de parlamentoda bunu anlatacak gerekçeleriyle. Parlamentoya bunu soran da yok. Parlamentodan çıkıp da bu, ben milletin vekiliyim, bu milletin malıdır sonuç olarak, bu ülkenin malı diye bir sorguya yapan da yok. Peki Sayın Vekilim, bu emeklilerin, bu yani bazen bu emeklilere ben de kızıyorum. Yani başına gelen, yani fincancı katırının başına gelmedi bu emeklilerin başına gelen. Emeklilerimize kızmayalım. Ama inanın, evet. Bakın 13 çok milyon... Çok sabırlılar değil mi? Ya inanılmaz. 13 milyon aşkın emekli Temmuz'da açıklanacak zam oranına kilitlendi diyor. Enflasyona bağlı olarak Temmuz'da alacakları zam miktarı ise %5-5,5 civarında hesaplanıyor. Allah aşkına. Türkiye'de yani 6 aylık enflasyon %5-5,5 mu ya? TÜİK öyle diyor. Ne olacak bu iş? Yani yine mi bu insanlar alım gücü %20 düştü diyor. Bakın burada diske bağlı emekliler sendikasının şimdi açıklaması Fatih var. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yönettik. Ben de yönetim kurulu üyesiydim. Genel müdür yardımcısıydım o genel müdürken. Yönetim kurulu başkanıyken. Şimdi çok iyi hatırlıyorum. Mesela İşçi Emekleri Derneği'nin genel kuruluna giderdik. Bakanlar tir tir titrerdi genel kurulda konuşurken, çünkü emekliler hesap sorarlardı. O genel kurulda bakan konuşacak ya, ödü kopardı. Günlerce uyumazdı. Orada çünkü kendisine sert bir protesto olabilir. Hesap sorabilirler. Niye maaşlarımızı artırmıyorsun derler. Emekliler bunlar. Her şeyi söyleyebilirler. Ama o genel kurula da gitmek zorundaydı Çalışma Bakanı. Şimdi İşçi Emeklileri Derneği nerede? Yani onları eleştirmiyorum. Her yer için geçerli. Giden bakan var mı? Genel kurulları var mı? Böyle hararetli, ateşli var mı? Yok. Başbakanları ağırlarlardı orada. Sadece bakanları değil. Başbakanlar titrerdi. Bu demokrasi böyle biraz. Demokrasi hesap vermeyi gerektirir. Demokrasinin en önemli özelliği o. Hesap vermeyen bir demokrasi, demokrasi olamaz. Hesap vermeyen bir demokrasi de insanlar ve dolayısıyla emekliler kendilerinin haklarını alamazlar. Hak ettiklerini alamazlar. Sorun burada. Türkiye demokrasiyi unuttu. Hakkını almayı unuttu. Adaleti unuttu. Hak, hukuk, adaleti unuttu. Sorun bu. Farkında değiliz. Öyle oldu. Artık adil kurumlarımız, demokrasimiz, ki eleştirdiğimiz bir demokrasiydi. Yani öyle dört dörtlük bir demokrasi de değildi biliyorsunuz. Ama demokrasiydi yine de. Şimdiye göre çok çok büyük bir demokrasi farklılığı var. İyi hakkını, kötü. Hakkını arıyordun, hakkını soruyordun. İyi kötü çalışıyordun. Şimdi öyle değil. Doğru söylüyorsun. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Konuşmak isterdik daha da. Güzel bir güzel sohbet oldu. Çok teşekkür evet, ederim. Sağ olun. Yine fırsatı inşallah verdiniz. Bir araya gireceğiz. Çok sağ olun. Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Akverdi gelecek. Çok önemli bilgiler var. Hem büyükşehirle ilgili hem Türkiye'nin